Şu anda muhafaza ediyoruz. Yolu geçirmedik. Boğaz'a kadar gelen yükleri kendi gücümüzle işte ufak arabalarla naklediyoruz oraya. Yemyeşil tepeler, masmavi gökyüzü. Bu tepelerde yol ve beton yapıya geçit yok. Korumaya çalışıyoruz yani doğayı. Buranın güzelliği o. Yol istemedik. Yol gelince tabii buranın düzenşesi bozulur. Yani herkes arabasıyla gelir buralara, bir şey olur. Karadeniz son günlerde yaylalara yapılan kaçak yapılarla gündeme geliyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Sal Yaylası'nda ise durum tam tersi. Böyle doğayı bozmuyoruz yani. Doğa bozulmasın diye yol açmadık buraya. Biz bu halimizde mutluyuz çok. Yöre sakinleri betonlaşmaya izin vermiyor. Çift katlı yapılaşmaya da geçit yok. Evler doğaya uyumlu şekilde tek katlı olarak inşa ediliyor. Yüklerinizi sırtınıza taşıyorsunuz. Olsun, bir şey olmaz ki, el arabaları var. Onlarla taşıyoruz. Yani iyi böyle. Vatandaşlar yaylada motorlu araç kullanımına da izin vermiyor. Televizyon ve çanak anten de bu yaylada yasak. Köylüler yaylaya çıkabilmek için 1 kilometre boyunca yürüyor. Köylülerin yükleri de el arabalarıyla taşınıyor. Televizyon da yok herhalde değil mi daha önce? Yok. Televizyonda olsa çanak anten olacak. O yüzden televizyonda almadık. Yani böyle çok mutluyuz biz. Hal böyle olunca 2070 metre yükseklikteki Sal Yaylası doğa ve manzarasıyla büyülüyor. İnsan doğayı koruyunca gerçekten güzel şeyler oluyor. Yani doğayı baş başa bırakmıştık, doğayı daha doğrusu.